Klavyenin bazı tuşlarında neden çıkıntı var? Her üretenin, ilk üretenin bir bildiği vardır mantığından hareketle aynını yaptığını tabii ki düşünebilirsiniz. Ama işin aslı öyle değil. Klavyedeki bu farklılık ilk etapta görme engelliler düşünülerek geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu çıkıntılar hızlı yazmayı kolaylaştırdığı için daha sonraları yaygınlaşmış ve günümüzde artık uluslararası bir standart haline gelmiştir. Klavyeyi 10 parmak verimli şekilde kullanmak için genellikle işaret parmakları F ve J harfleri üzerinde bulunmalıdır. Bu çıkıntılar aynı telefonlarda ve televizyon kumandasındaki 5 rakamında olduğu gibidir. Etrafında hangi tuşların olduğunu uzun süre kullanımdan sonra ezberlersiniz ve tuşlara bakmanız gerekmez. Çoğunluk tarafından daha rahat yazıldığı gerekçesiyle tercih edilen Q klavyenin tasarlanma amacı daha hızlı değil, daha yavaş yazmaktır. Christopher Latham Sholes, bugünkü ilk Q klavyeyi daktilo için 1873'te tasarladığında henüz makinelerin yazma mekanizması çok gelişmemişti. O zamanlar 10 parmaktan ziyade ağaç kakan gibi 2 parmak kullanılarak bas-çek yöntemiyle yazılıyordu. Bu nedenle de bir harf kalkmadan diğerine basılıp daktiloyu kilitlememesi için en çok kullanılan harf çitleri sağlı sollu dağıtılmıştı. Ve böylece Q klavye ile aheste aheste yazma dönemi de başlamış oldu. İlk Q klavye tasarımında 1 ve 0 rakamlarının olmadığını, 1 yerine küçük 1 ve 0 yerine de büyük O harflerinin kullanıldığını da hatırlayın. Bunun sebebi ise maliyetlerden kısmak ve biraz daha kompakt bir tasarıma sahip olmaktı. Dipnot. Christopher Latham Sholes, bilgisayarın 1 ve 0'dan oluşmasının yaratacağı ironiyi düşünseydi, herhalde böyle bir tasarım yapmazdı.